Göktekin'e Yaşama Dair programına hoş geldiniz. Bugün herbalist İbrahim Göktekin ile beraber olacağız. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bugün hangi konuları konuşacağız? Evet, mide bağırsak rahatsızları, alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, vaktimiz olursa karaciğer yaralanması ve kalp rahatsızları. O zaman mide ve bağırsaktan bahsedelim. Evet, gastrit, ülser çok çok yaygın günümüzde. Milyonlarca insan gastritten, ülserden muzdarip. Gastrit nedir? Bildiğiniz gibi mide mukozzasının tahrip olması nedeniyle ortaya çıkan iltihap, yara. Evet. Eğer tedavi edilmese gastrit, yani mide mukozzasının iltihaplanması zamanla yaraya dönüşür ve ülser oluşur. Ülser de tedavi edilmezse ne olur? Kansere dönüşür. Allah korusun. Gastritin sebebi genellikle %80 Helicobacter pylori isimli bakteriden kaynaklanma. Helicobacter çok çok tehlikeli ve akıllı bir bakteri. Evet. Bu bakteriyi diğer bakterilerden ayıran şey, bakteri mide mukozasına yapışmadan önce kendini mide asidinden koruyan özel bir sabun köpüğü gibi köpük üretir. Bu köpük sayesinde mide asidi bakteriye zarar veremez. Bakteri midenin mukozasını, yani sümüksü deriyi deldikten, altına geçtikten sonra köpüğü atar, tahribata başlar. Gastritin sebebi %80 Helicobacter pylori'den, yani bakteriden kaynaklanır. %20 virüs ve mantarlardan kaynaklanır. Yani burada sadece bakteri rol oynamaz. Bazen mantar ve virüsler de gastrite, ülsere sebep olabilir. Peki İbrahim Bey, birçok kanalda ve internet sitesinde görüyoruz. Bağırsaklardaki mantardan kaynaklandığını söylüyorsunuz. Evet, bağırsaktaki mantarı henüz geçmedi. Gelelim yavaş yavaş sırasıyla. Şimdi şöyle, eğer ki gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlıkları bakteriden kaynaklanıyorsa Helicobacter pylori, bu bakteriyi yok etmek gerekir. Bakteriyi neyle yok edeceğiz? Midede gastrite sebep olan Helicobacter pylori'ye karşı dünyada en etkili bitki bildiğimiz lahanadır. Evet. Lahananın birleşiminde çok etken madde var. Vitaminler, mineraller, enzimler, lifli maddeler vesaire. Fakat çok çok özel bir madde var. Bu nedir? Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Çok hassas bir amino asit. Bu metilmetilyonun sulfonyum bromit midede gastrite, ülsere sebep olan bakteriyi yok eden en etken maddedir. Fakat lahanayı haşlarsanız bu amino asit yok olur, etkisi kalmaz. Kaynatırsanız etkisi yok olur. Hatta mikserde çekseniz ısınırsa yine etkisi yok olur. Bu nedenle biz bunu özel bir metotla üretiyoruz. Bir, iki, lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Sürekli ve uzun süre kişi lahana suyu içerse guatra sebep olabilir. Bu nedenle bunun yan etkisini giderici özel bir formül geliştirdik. Özel bir formül. Nedir bu özel formül? Bunun birleşiminde beyaz lahana, kırmızı lahana, at kuyruğu otu, ısırgan otu, efendim tarçın, adaçayı, zeytin yaprağı, 19 çeşit bitki var. Ve bu yan etkisini de sıfırlayarak midedeki en ağır gastrit, ülser, hatta pangastrit, bütün mideyi iltihap kaplamış dahi olsa tedavi edilebilir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller çeşitli zamanlarda klinik araştırmalar yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarla, deneylerle binlerce insanı tedavi etmişlerdir. Yani lahana suyuyla. Biz bunu çok çok daha etkili hale getirdik ve yan etkilerini ortadan kaldırdık. Yani sadece bir lahana suyu değil bu. Çok özel bir formül.
Evet. Bağırsak rahatsızlarına geçecek olursak, bağırsak rahatsızlarının genellikle mantardan kaynaklanır. Neden mantarlar bağırsaklarda çoğalıyor? Aslında her insanın bağırsağında mantar var. Evet. Çok az miktarda. 1 gram defacette 500 ile 1000 adetse problem değil. Her insanda mantar var. Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri bulunur. Bu 2 kilo bakterinin %99'u nedir? Faydalı bakteridir. B2, B3, B6, B12, B9 vitamin üretirler. Yağları yağ asidine, proteinleri amino aside, karbonhidratları glikozlara dönüştürürler. Yani bağırsaktaki faydalı bakteriler olmadan bir insanın yaşaması mümkün değil. Peki ne oluyor da faydalı bakteriler azalıyor, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor? Günümüzde insanlar aşırı oranda kimyasal ilaçlar, antibiyotikler, antihistaminik, antidepresan, ağrı kesici vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanıyor. Kullanmış olduğu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Faydalı bakteri yok olursa ne olur? Yerine çok çok tehlikeli olan mantarlar yerleşir. Mantarlar ne yapar? Mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir. Mantarların üretmiş olduğu bu toksik maddeler bağırsak mukozası çok hassas. Bağırsak mukozasını yakar, kavurur. Bağırsak mukozası yanarsa, kavrulursa ne olur? Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak artık yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela ince bağırsak günde ortalama 3,5 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından birisi bizim için çok önemli. Nedir? Diaminoksidaz. Bu enzim oranı azalırsa, bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvalarda devamlı depolu bulunur. Bu enzimin azalması, histaminin sürekli yükselmesi demektir. Histamin yükselirse, kişide polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef gibi alerjik hastalıklar, deri hastalıklar ve birçok hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle mantarı yok etmek gerekir. Aksi takdirde kişide çok çok zincirleme hastalıklar ortaya çıkar. Peki İbrahim Bey, mantarı neyle yok edeceğiz? Güzel bir soru. Mantara karşı şu görmüş olduğunuz bitkinin ismi aloe vera. Aloe veranın dünyada bilinen 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensis, bu yaprakların üzerinde beyaz benekler, kenarlarında böyle diş gibi ince dikenleri var, çok narin. Bunun şu yaprağını kopardığınızda yaprağının içerisinde şöyle jel gibi sümüksü süngerimsi yapışkan bir madde evet. var. Peki İbrahim Bey, yiyor mu bu bitki? Ya şimdi alışkan olan bir insan aloe verayı, benim gibi alışkan bir insan aloe verayı yiyebilir. Ama alışkan olmayan bir insan yiyemez. Mesela bu jeli, aloe veranın bu yaprağının içerisindeki jeli, gözü ağrıyorsa bir kişi ağız, gözünü kapatarak şöyle gözüne sürebilir. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani toksik bir madde içermiyor. Zararı yok. Bu aloe veranın birleşiminde 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim bulunur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırma, Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantara karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Binlerce bitkiyi incelemişler. En sonunda aloe veranın mantara karşı, bağırsak mantarına karşı. Bir, iki, Mısır'da yapılan klinik araştırmada akne, sivilce, ekzema, sedef gibi hastalıkları iyileştirdiği belgelenmiştir. 3. Tayland'ın, sonra ben bunu yerim, şuraya koyalım da. Ben bakayım. Evet, tadına bakabilirsiniz. Çok acı. Çok acı, evet. Ama bana acı değil. Çünkü benim bünyeme alışkın. Ben sürekli aloe vera yediğim için benim için fark etmiyor.
Tayland'da yapılan klinik araştırmada ise şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. Yine aloe vera'nın Japonya'da Hiroşima, bu atom bombası atılan şehirde Fushiyama Üniversitesi var. Fushiyama Üniversitesi aloe vera ile ilgili yapmış olduğu klinik araştırmada hücre yenileyici, ne demek? Erken yaşlanmayı önleyici, kişiyi genç, dinç, dinamik tutar, zinde. Bayanlarda özellikle yüzde kırışıklıklar olur vesaire, çok bundan muzdarip olurlar. Ne derler? Özellikle kaşlarında, gözlerin kenarında kaz ayağı. Kaz ayağı. Derler. Bu tür kırışıklara karşı taze de sürülebilir. Bayanlar böyle. Aloe vera'nın birçok bilinen zaten faydalı yönü böyle var. Böyle sürebilirler. Kozmetik olarak da kullanılıyor. Kozmetik olarak kullanılır sanayide vesaire. Fakat aloe vera'yı dünyada doğal üreten bir firma yok. Amerika'dan büyük firmaları dahi doğal üretemiyorlar. Neden? 20 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, 12 çeşit enzim var. Binden fazla etken madde var. Fakat çok az miktarda aloin var. Nedir bu aloin? Şayet aloini sıfırlamazsanız, bu aloe vera'nın birleşimindeki aloini uzun süre kullanamazsınız. Şişkinlik yapar, ishal yapar, vitamin, mineral, enzim kaybına sebep olur. Bu nedenle Amerika'nın, Avrupa'nın ve Asya'nın firmalar ne yapıyor? Aloe vera'nın bu içindeki jeli çıkarıyorlar, büyük kazanlarda kaynatıyorlar ve içindeki ne oluyor kaynattığı zaman? Vitamin, mineral, enzim, lifli madde, her şey yok oluyor, ölüyor. Kaynattıktan sonra içerisine sonradan sentetik vitaminler, mineraller, enzimler katıyorlar. Neye yaradı? Sonra da diyorlar ki bizim üretmiş olduğumuz aloe vera etkili. Etkisi %5'e düşüyor. Bugüne kadar dünyada aloe verayı ilk ve tek doğal bir formül geliştirerek üreten tek kişiyim ben. Hamdolsun başardık. Çok güzel. Şöyle bir özel bir formül geliştirdik. Aloe vera jel. Aloe vera jelin birleşiminde çiçek balı var. Limon suyu, sirke var. Aloe vera'nın jeli var. 19 çeşit bitki var ve bu 19 çeşit bitkinin özelliği neden 19? 19 Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça açılımı. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi, bu kelime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım kelimesinin 19 harften, Arapça harften oluşur. Bu nedenle bu formül de 19 bitkiden oluşur. Evet. Peki İbrahim Bey, o açık mı? Biraz alabilir miyim? Açalım, alabilirsiniz. İçmeden önce çalkalamak gerekir. Çalkalıyoruz. Çünkü seyircilerimiz de merak ediyorlardır tatlarını. Bu ballı. Neden ballı? Buyurun. Tamam. Aloe vera jel. Nasıl tadı? Güzel mi? Çok güzel. Çok güzel. İçimi güzel. Baharat tadı güzel. Tadı var. Her yaşta yeni doğan bebekler, çocuklar, anneler, babalar, dedeler, ebeler, nineler. Her yaştan insan kullanabilir. Mayhoş, çok güzel. Bağırsakları temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Cilt hastalıklarını, deri hastalıklarını, alerjik hastalıklara karşı etkilidir. Çünkü bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Şimdi Amerika'da bilindiği gibi dün haberlerde ne dedi? Efendim, dün Amerika'da en çok ölümlerden biri de sepsis. Yani nedir İbrahim Bey oldu? Sepsis ne demek? Kan zehirlenmesi. Amerika'da en yaygın kanserden sonra, kalp yetmezliğinden sonra ölümler sepsisten kaynaklanıyor. Geçen yıl 18 bin kişi ölmüş. Neden kan zehirlenmesine yakalanıyor insanlar? Neden? Çünkü Amerikalılar fast food tarzı besleniyor. Abur cubur çok yiyorlar. Cips, jelibon, kek vesaire. Türkiye'de de maalesef bu hastalık çok yaygın. Çocuklara istedikçe al yavrum çikolata, jelibon, kek, gofret veriyoruz. Ama bunların içerisinde ne var? Mısır şurubu var. Çok tehlikeli. Pankreas kanserini bile tetikliyor. Karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, böbrek yağlanmasına, kalp
damarların yağlanmasına, kalpte yağlanma, beyinde yağlanma, yani ne oluyor? Türkiye'de yeni yetişen nesiller, Allah korusun, Türk nesli, çocuklarımız çok büyük tehlike ve tehdit altında mısır şurubuyla zehirliyoruz. Bir, bütün bu abur cuburların içerisinde mısır şurubu var. Normal şeker kullanılmıyor. Mısırdan elde edilen şeker, mısır şurubu veya diğer adıyla NBŞ, nişasta bazlı şeker, insanlık için en büyük tehlikedir. Avrupa'da, Amerika'da sadece ilaç sanayinde kullanılması için kota getirildi. %0,5. Türkiye'de kota %15'lerde hala. Yani 1 milyon ton mısır şurubu Türkiye'de üretiliyor. Bu bisküvi, jelibon, kek, gofret, çikolata, dondurma üreten firmalar, o da Türkiye'nin büyük firmaları yapıyor. Daha çok para kazanmak için insanları zehirliyorlar. Artı çok tehlikeli bir madde daha katıyorlar. Bütün yiyeceklere, özellikle hazır çorbalara vesaire Çin tuzu katıyorlar. Çin tuzu nedir İbrahim Bey? Çin tuzu nedir? Monosodyum glutamat. Kişi, Çinler çok kullandığı için Çin tuzu denir. Aslında asıl ismi monosodyum glutamat. MSG kısaca. Çinliler neden bunu çok kullanıyor? Çin lokantasına gitmek tehlikeli bir iş. Aslında bazıları sosyete olanlar böyle havalara giren vatandaşlarımız Çin lokantasına gidiyorlar. Aa ben şöyle Çin yemeği yedim, şöyle leziz, böyle leziz vesaire anlatıyorlar. Aslında çöpe atılması gereken yemeğe birazcık Çin tuzu katın. Tadından, lezzetinden lezzet veriyor. Çok büyük lezzet verir. Çünkü bu monosodyum glutamat beyindeki hücreleri, nöronları uyarır. Lezzet verici, haz verici hormonların salgılanmasını artırır. Bu nedenle içinde hazır çorbaların hepsinin içerisinde monosodyum glutamat var. Asla hazır çorba yememek gerekir, içmemek gerekir. Birçok çikolatada, jelibonda, kekte, gofrette MSG kısa adı veya monosodyum glutamat veya bazıları E621 yazar. Anneler, babalar, bugün uyarıyorum, dikkat etsinler, çocuklarını zehirlemesinler. Çünkü bu tür katkı maddeleriyle beslenen insanların bağırsakları çöküyor. Bağırsak çökerse ne olur? Nasıl çöküyor? Ne demek istiyorsunuz? Bağırsaklarda 2 milyar kanal var. Bu kanalı neye benzetelim? Futbol sahasında kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Geçirgen filtreler var. 2 milyar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, lifli maddeyi emen. Şimdi bağırsaklarda mantar varsa, mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler de emilip karaciğere, kana karışır. Buradan karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Arıtamazsa kanda dolaşıyor. Zamanla yanlış beslemeden dolayı geçirgen olan bu filtreler, virüs dediğimiz kanalların geçirgenlik kat sayısı büyümek zorunda. Çünkü hazır gıda aldığı zaman yeterince vitamin, mineral, enzim alamıyor kişi. Beyin bağırsaklara emrediyor. Diyor ki geçirgenlik kat sayısını artır. Artırırsa ne olur? Yani filenin o büyür filenin gözenekleri. Evet. Ne oluyor? Futbol topu kalecinin arkasındaki fileden geçer mi? Geçmez. Ama yırtılırsa geçer. İşte bağırsak yırtılması denen bir olay oluyor. Burada geçirgenlik kat sayısı artıyor. Bağırsaklardan absorbe edilmemesi, emilmemesi gereken toksik maddeler ve mantarlar ne oluyor? Kana karışıyor. Kana karışırsa mantar ne olur? Özellikle Candida isimli mantar, Candida albicans birçok toksik madde üretir. Üretmiş olduğu toksik maddeleri karaciğer arıtamazsa kan zehirlenmesi, sepsis ortaya çıkar. Sepsisten dolayı da Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 18 bin kişi ölüyor. Ölüyor. Çok büyük. Fast food tarzı beslenme, abur cubur yeme. Türkiye'yi de bu tehlike ne yapıyor? Yavaş yavaş sallıyor. Ve yanlış beslenme bağırsak delinmesine sebep olacak. Yani bağırsak, bildiğimiz bağırsak delinmesi, yırtılması değil. Yani geçirgenlik kas sayısının artması. Evet. Kalecinin arkasındaki file gibi olan, öyle düşünelim. Virüs denen kanallar büyür. Büyürse mantar da geçer kana. Mantar kana geçerse kişi kan zehirlenmesinden ölür. Yaşama şansı 10 gün. 10 gün içerisinde ölür. Bu nedenle kan zehirlenmesi veya diğer adıyla sepsis
yanlış beslenen, çocuklarını yanlış besleyen insanlar, abur cuburdu vesaire de besleyen insanlar çocukları alerjik hastalıkları, deri hastalıkları, panik atak, hiperaktivite, depresyon, bir sürü hastalığı sebep olabilir. O zaman buradan bütün anne ve babaları uyarıyoruz. Evet, çok bilinçli olmak gerekir. Çocuğunuza herhangi bir şey alıyorsanız, cipstir, jelibondur, kektir, dondurmadır, hangi firma yapıyor, nerede yapıyor, nasıl yapıyor? Yani bir anne, bir baba, yani bilinçli olması gerekiyor. Hani casus gibi olacak, araştıracak, inceleyecek. Acaba çocuğuna yedirdiği şeyi rastgele alıp, al evladım ye bunu demeyecek. Bakacak, araştıracak. Bu firma hangi firma? Ne yapıyor, nasıl yapıyor? İrdeleye irdeleye onun ne olduğunu öğrendikten sonra, Almanya'da böyle, Almanya'da mesela, Almanya'daki Türkler de çok bilinçli. Herhangi bir anne baba orada evi için yapmış olduğu alışverişe önce gider bakar, inceler bütün etiketleri, içerisinde E621 var mı, E şu var mı, E bu var mı, ellerinde liste var. Ha, varsa almaz, yoksa alır. Firmaları seçerler. Bizim de böyle, Türkiye'de de anne, bunun çözümü yok. Çünkü firmalar bu lezzet verici, tat verici, renk verici, kıvam verici bir sürü kimyasal maddeyi bu tür yiyeceklere katıyorlar ve insanları zehirliyorlar. Bu nedenle ne yapmamız gerekir? Annelerin, babaların uyanık olmaları gerekir, uyumamaları gerekir. Yoksa Türk nesli büyük tehdit ve tehlike altında. Peki İbrahim Bey, bu gözüme çarptı. Nedir bu? Evet, nedir bu? Çok güzel bir soru sordunuz. Evet, cevap verelim. Bu gördüğünüz alıç. Alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu 90 çeşit alıçtan sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. Yani çayı içilirse kalp damar rahatsızlığına iyi gelir. Fakat çayından daha çok bunun yaprak ve çiçeği, meyvesi değil, etkili olan kısmı yaprak ve çiçeği. %50 yaprağı, %50 çiçeğinin ekstraktı kalp damar rahatsızlarına karşı dünyada en etkili bitkidir bu. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Bu benim yazmış olduğum 3 ciltli kitapta bununla ilgili çok geniş araştırma var. Mesela 1991-1994 yılı içerisinde 3 yılda dünya çapında 14 klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmasına 741 kalp zafiyeti, koroner kalp zafiyeti, kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme, tıkanma nedeniyle ortaya çıkan koroner kalp yetmezliği, kalp kaslarının beslenmemesi nedeniyle ortaya çıkan kalp zafiyeti gibi rahatsızları olan hastalar tedavi edilmiş. Alıç bitkisinin yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakt. Ekstrakt. Yani neden ekstrakt ot, yaprak ve çiçeği değil de ekstrakt? Ekstrakt çünkü alıcın birleşimindeki etken madde %5. Siz yaprak ve çiçeğinin çayını içerseniz etkili, güzel. Ha, fakat basit rahatsızlıklarda yaprak ve çiçeğinin çayı içilebilir. Ağır vakalarda mesela damarları tıkanmış vatandaşın %60, %70, %80, %90. Yaprak ve çiçeği yeterli değil. Ne gerekir? Ekstraktı. Ekstrakt ne demek? Alıcın yaprak ve çiçeğinin destilasyonla özütünün, yani etken maddenin alınarak kullanılması. İşte biz bununla da ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Nedir bu özel bir formül? Alıç Forte. Özel bir formül. Bu formülün içerisinde alıç yaprak ve çiçeğinin ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, oğul otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı. Yani 19 çeşit bitkinin ekstraktı. Ama bitkinin, şimdi şöyle, Türkiye'de maalesef çok yanlış yapılıyor. Yani ben, bana gelen vatandaşlara bazen gösteriyorum. Bazı vatandaşlar da geliyorlar bana, hastalar geliyor. Ben şu hapı kullanıyorum, ben şu drajeyi kullanıyorum, ben şu kapsülü kullanıyorum. Ne diyorsunuz diyorlar. Açıyoruz, bakıyoruz.
Çok meşhur firmalar Türkiye'de bitki üreten, bitkisel gıda takviyesi üreten firmaları damla, draje, kapsüllerini açıyoruz, bakıyoruz içine ot doldurmuş, çöp doldurmuş. Olmaz. Yani insan sağlığıyla oynayamazsınız. Evet. Para kazanmak için bu yapılmaz. Doğru. Yani insanlara saygı duymak gerekir. İnsanların sağlığıyla oynamamak gerekir. Birçok meşhur firma, Türkiye'de yüzlerce şubesi olan firmalar dahi, hatta ben bunlardan birkaçının kapsülünün açıp fotoğrafını çektim, internette yayınladım. Doğaltedavi.net'te yayınladım. Vatandaş mesela kullanmış, hiçbir etkisini görmemiş. Göremez. Çünkü yaprak ve çiçeğini öğütürseniz ve bundan damla, draje, kapsül yaparsanız etkisi %1'dir, %2'dir. Ekstraktının damlasını, drajesini yaparsanız etkisi %100'dür. Dünyada ilk Türkiye'de yapılıyor bu yanlış. Bitkisel ürün diye böyle bu tür işe giriyorlar. Maliyeti çok ucuz. 1 liraya bir kutu kapsül üretiyorlar. 1 liraya, 2 liraya, 150 liraya satıyorlar. Peki İbrahim Bey, biz bunu nasıl anlayacağız? Anlayamazsınız. Çünkü anlamak zor. Niye? Alacaksınız zaman... kapsülü, ezeceksiniz, bakacaksınız. Bitkisel mi, değil mi? Şey, bitki öğütülerek toz haline getirilmiş mi? Ekstrak mı? Onu ancak uzman kişi anlar. Çok ince öğütüp toz haline getiriyorlar. Bilemezsiniz. Bir böyle bir problem var. Bir de bazıları bitkisel diye takşiş yapıyorlar. Takşiş, Çinliler yapar takşişi. Genellikle Türkiye'de de birkaç tane Çinli var maalesef. Ne yapıyor? Bitkisel gıda takviyesi ürettim diyor. Bitkisel dediği ürünün içerisine kimyasal kan sulandırıcı toksik madde katıyorlar. İnsan sağlığıyla oynayan bu tür insanlar hakkında şikayetimvar.com.tr isimli siteye girin bakın. Yüzlerce şikayet görürsünüz. Şikayetimvar.com.tr. Evet. Şikayetimvar.com.tr'ye girin bakın. Hangi firma hakkında şikayet var görürsünüz. O zaman araştıracaksınız, buradan ulaşabiliriz. Bakacaksınız. Şikayetimvar.com.tr, şikayetimvar.com.tr gibi sitelerde bazı firmaların yapmış olduğu insan sağlığını tehlikeye atan şeyler var. Davranışlar, para kazanmış her şeyi yapanlar var. Bunun önüne geçmek gerekir. Yani bu sağlıkta olmaz. Her şeyde düzenbazlık yapanlar var. Bu sağlıkta asla bunun önüne geçilmesi gerekir. O zaman sevgili seyircilerimize diyoruz, şikayetimvar.com'dan araştırın. Şikayetimvar.com.tr. Teşekkürler. Şimdi kalp damar zafiyetiyle ilgili 940 kardiyolog, yani kalp damar hastalıklar uzmanı 3664 hasta üzerinde koroner kalp yetmezliği, yani kalp damarları, kalbi besleyen 3 ana damar var. Bunlara koroner, yani taç damar denir. Kalbi besleyen ana damarlar. Bu damarlarda yağlanma, daralma ve tıkanma, pıhtı oluşması nedeniyle kan akışı azalırsa ne olur? Kan akmayan noktalarda yavaş yavaş dokular ölür. Aynı kalp krizi sonucu vatandaş da ölebilir. Yani tehlikeli olabilir. Stent takılması gerekebilir. Bu gibi ağır vakalara dahi çok özel bir formülü geliştirdik. İşte bu formül alıç forte, 19 çeşit bitki ekstrak içerir. Vatandaş ameliyat olmadan dahi, anjiyo yapılmadan, stent takılmadan tedavi olabilir. Mümkündür. Peki İbrahim Bey, biz bunu aldık. Ne kadar kullanmalıyız? Ne şekilde kullanacağız? Evet, güzel bir soru. Hastaya göre, hastalığa göre, kronik veya akut oluşuna göre değişir. Yani kişi vardır, rahatsızlığı 5 yıldır, 3 ay kullanması gerekir, 15 yıldır, 4 ay kullanması gerekir, 6 haftadır rahatsızsa 1 ay yeterli. Kişiye göre, bünyeye göre değişir. Şimdi vatandaş beni arıyor, diyor ki çok ağır bir hasta. Nedir? Beyincik küçülmesi, küçük beyincik iltihaplanmış. Denge problemi var. Birçok hasta iyileştirdik biz hamdolsun. Bu vatandaş diyor ki bana etki yapmadı. Kaç ay kullandınız diyorum. Bir hafta kullanmış. Bir haftada ne olacak? Biz bir haşa, yani biz
elimizde Hazreti Musa'nın asası mı var? Okus pokus yapmıyoruz. İnsan sağlığı, o hastanın bir süreci var. 10 yıl, 15 yıl bu rahatsızlığı çekiyor. Bir hafta geçmiş, ben iyileşmedim. Ya acele etmeyeceksiniz. Hastalık ağır. 3 ay, 4 ay süreç gerekir. Mesela Adem Bey ilk öğretim okulunda edebiyat öğretmeni 22 yaşında aort kapakçığından ameliyat olmuş. Aort kapakçığı kireçlenmiş ve ameliyat olmuş. Buraya teneke bir kapak takılmış. 15 yıl bununla yaşamış. 15 yıl halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, hemen uyuyor. Hiçbir spor, top faaliyete katılamıyor vesaire. 37 yaşına gelmiş. 37 yaşında ikinci bir kalp rahatsızlığı ortaya çıkmış. Mitral kalp kapakçığında problem, ameliyat olması gerekir. Açık kalp ameliyatı, bu daha ağır bir ameliyat. İnternetten araştırmış, beni buldu. Dedi ki, İbrahim Bey, mitral kalp kapakçığından ameliyat olmam gerekiyor. 6 hafta sonra ne öneriyorsunuz? İksir, aloe vera jel, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı. 6 hafta kullanın bakalım ne olacak? 6 hafta kullandı. Doktorlar dediler ki, ameliyata gerek kalmadı. Neden? Hiçbir problemi yok. Yani bırakın koşmayı, yürümekte zorlanan vatandaş oğluyla şimdi birkaç kilometre koşabiliyor. Çok güzel. Ve benim için doğal tedavi nokta.net'e şiir yazmış. Bu evet. Alıç Forte'ydi değil mi İbrahim Bey? İksir, aloe vera jel, alıç forte, sinir lot forte, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı. Hastalığa göre, değişiyor. Rahatsızlığa göre, mesela bağırsakta problem varsa sinir lot forte de gerekir. Yüksek tansiyonda alıç forte, düşük tansiyon problemi varsa biberiye forte. Evet. Karaciğer yağlanması varsa enginar forte. Yani enginar, karaciğer yağlanması dedik. Şimdi bu gördüğünüz bitki evet, de... Evet sevgili seyirciler, İbrahim Bey'e ulaşmak için 0212 621 21 65 ve 66 telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Buyurun İbrahim Bey. Evet, enginar dedik de bu vatandaşa enginardan bahsediyorum. Ben çok enginar yiyorum diyor bazıları. Hatta 2-3 hafta önce bir beyefendi geldi bana diyor ki, ben diyor bir buzluk dolusu 200 kilo enginar almış. Enginar ne işe yarıyor İbrahim Bey? Çiçek tabanı. Yani onun zebzesini yiyor. Enginar ne işe yarar? Enginar, evet nerede? Enginar, kal burada olacak. Şu İbrahim Bey sanırım. Enginar değil o, zencefil. Enginar, karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili bitki. Enginarla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda kolesterol, lipid, trigliserit 6 haftada tamamen, bu gördüğünüz enginar işte, 6 haftada tamamen normallaştırdığı klinik araştırmalar belgelenmiştir. Bu Almanca bir dergi, akademik bir dergi. Üniversiteler arasında akademisyenler için çok özel bir dergi. Magazin dergisi değil bu. Dünya çapında yapılan klinik araştırmalar bahseder. Mesela burada enginarla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan bu klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Kolesterol, lipid, trigliserit kısa sürede karaciğer yağlanmasını önlediği, karaciğerin alete, asete değerlerini kısa sürede normale döner. Bu vatandaşın birisi Mevlüt Bey, doktora gitmiş, doktora demiş ki, beyinde hipotalamusun altında, orta beyin altında hipofiz bezesi var. Sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ. Fakat hipofiz bezesi bütün vücudumuzda salgılanan hormonların orkestra şefi gibidir. Hangi hormondan ne kadar neyin salgılanmasını bu hipofiz bezesi yönlendirir. Hipofiz bezesindeki salgılamış olduğu hormonlar bu yönlendirir. Hipofiz bezesinin sapında çok küçük bir mikroadenom oluşmuş. Mikroadenom. Bu mikroadenom nedeniyle beyefendideki prolaktin hormonu, yani kadınlık hormonu, erkeklerde olmasının gereken 3 katına, kadınlardaki hormonun dahi 3 katına çıkmış.
fırlamış, 38'e de çıkmış. Doktoruna gitmiş, doktora demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz. Fakat bu mikro adenom 6 ay sonra, 1 yıl sonra yine çıkar. Ne olacak? Bununla yaşayacaksın demiş doktor. Bununla yaşanır mı? Yaşayacaksın. Erkeklerde prolaktin hormonu yüksek olursa cinsel fonksiyonlar azalır. Şimdi bu vatandaş da ne yapmış? Üzüntüden evden dışarı çıkmıyor. İşi gücü bırakmış. Yiyip içip yatıyor. Televizyon seyrediyor. Yiyip içeri yatıyor. Yiyip içeri yatıyor. Bir gün televizyonda beni görmüş. Aa, bu adam inandırıcı demiş. Aramış beni. Dedi ki İbrahim Bey, evet benim böyle bir problem var. Ne diyorsunuz? Dedim buyurun gelin görüşelim. Geldi. O günde maraton vardı. Ben de maratondan geldi zannettim vatandaş. İçeri oturur oturmaz dedi ki bana dedi Selpak bir şey verir misiniz? Yüzümü sileceğim. Niye dedim? Ter su içerisinde seriliyor. Dedim siz maratondan mı geldiniz? Koşum vardı. Yok dedi. Merdiven çıktım. Böyle perişan oldum. Allah Allah, merdiven çıkmakla insan bu kadar terler mi? Dedi ki 4 yıldır 5 yıldır hareket yapmıyorum. Küstüm hayata. İlk defa buraya geliyorum dedi. İlk defa buraya geldim. Dışarı çıkıyorum dedi. Size inandım, size geldim. İyi hadi bakalım dedik. Biz ona iksir, aloe vera jel, enginar forte, sinilot forte, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı. Bu özel formülleri buna beyefendiye sunduk. 6 hafta sonra görüşeceğiz. 6 hafta sonra geldiğinde burada raporları var. Şimdi bunu karıştırıp bulmak biraz zaman alır. Doğaltedavi.net'te isteyen görebilir. 6 hafta kullandıktan sonra bütün değerleri karaciğer yağlanmış, yıllardır çalışmamış. Karaciğer aletesi, AST'si fırlamış, kolesterolü fırlamış, şekeri yükselmiş. Bütün değerleri 6 hafta içerisinde normala döndü. Karaciğer yağlanması diye bir problemi kalmadı. Kalmadı. Evet. Enginar, forte, enginar dünyada karaciğer yağlanmasına karşı en etkili bitkidir. Yüzlerce klinik araştırması var. İbrahim Bey, aslında bitkiler, şifalı bitkiler bir insanlık tarihi kadar eski. Günümüze kadar da gelmiş. Ama son yıllarda trend olup yükselişe devam ediyor ve sürüyor. Yani bazen öyle hastalıklar oluyor ki tıp buna cevap vermiyor. Bazen hastalık değil. Şimdi hastalıkların çoğu %98'i tedavi edilemiyor. Hastalıkların çoğu. Neden? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, romatizma, artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan, spondilit, behçet, faranjit, akne, inverze, intersiyel sistit, kronik böbrek yetmezliği. Bunlar tedavi edilebiliyor mu? Kurak çınlaması. Hiçbir şey tedavi edilemiyor. Bu hastalıklar için verilen ilaçlar ne yapıyor insanı? Rahmetli Bülent Ecevit'e kortizon verildi. Ne oldu? Adamcağız sadece Rakşan Ecevit'i hatırlayabiliyordu. Hafıza gider. Kortizon sürekli ve düzenli kişi kortizon alırsa bir, hafıza gider. Beyin yavaş yavaş süngere döner, içi boşalır. İki, kemik erir. Kemikteki kalsiyum oranı azaldığı için cam kemik oluşur, kırılgan. Rahmetli Bülent Ecevit çelik korse giyiyordu, boyundan kuyruk sokumuna kadar. Ve özel asansör yapıldı, 4 kişi taşıyordu. Yani örnek veriyorum. Kortizon, böbrek üstü bezelerine zarar verir. Deriyi inceltir. Kemikleri eritir. Hafızayı yok eder. Yüzü kişinin ay yüz dediğimiz şekli bozulur. Moğollara benzer. Moğollar gibi yüz şişer. Yani kortizon hakkında bir kitap yazsa dahi anlatamayız. Mesela sizin bununla ilgili kortizonla ilgili kitabınızda yer alıyor mu İbrahim Bey? Evet. Şimdi ben 1980 yılından bitkilerle ilgili çalışmalara başladım. 27 yıllık bir çalışma sonucu 3 ciltlik bir kitap. 3 ciltlik bir kitap yazdık. Ve bu kitapta yayınlanan resimler hep bana, kendim 12 yılda 7000 bitki fotoğrafı çektim. 12 yılda kendim çektim. Bu bitkilerin resimlerini genellikle Frankfurt'un, Almanya'nın Frankfurt şehrinde Wolfgang Goethe Enstitüsü'nün, üniversitesinin botanik bahçesi var. %90'ını botanik bahçeden çektim. Evet. İbrahim Bey, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere bu saatte. Tekrar görüşmek üzere.
Hürmetler, saygılar. Herkese merhabalar sevgili seyircilerimiz. Fırsat dakikalarıyla bir kez daha karşınızda huzurlarınızdayız efendim. Evet, yine teknolojinin geldiği son nokta diyoruz. Sevgili Çağrı Öztürk bizlerle beraber şu dakikalar itibariyle sizleri gerçekten müthiş bir kampanya bekliyor sevgili seyircilerimiz. Malum özellikle son günlerde gündemimizden hiç düşmeyen konulardan bir tanesi aslında şu görmüş olduğunuz tablet değil mi? Sık sık gazetelerde, dergilerde, kesinlikle, televizyonlarda, ilk öğretim okullarında vesaire tablet aşağı, tablet yukarı konuşuyor sevgili seyirciler. Kesinlikle. Aslında şöyle bir durum var. Teknoloji dev adımlarla her geçen gün ilerliyor. Hı hı. Ve ben şahsen kendim, çoluğum, çocuğum, annem, babam, eşim, dostuma bu teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmak isterim şahsen. Kesinlikle. Çağrı Bey. Ama Türkiye'de de şöyle bir gerçek var. Ekonomik durumumuzdan dolayı her şeye ulaşamıyoruz. Ama sevgili seyircilerimiz, sadece ve sadece sizlere özel sevgili Çağrı Bey bu tablete öyle bir kampanya yaparak karşınıza geldi ki şimdi tüm detaylarını kendisinden alıyor olacağız. Öncelikle hem merhabalar hem hoş geldiniz hem de teşekkür ediyoruz bu kampanya için. Hoş bulduk.